1 Şubat Salı, Bir Gün Gazetesi İbrahim Varlı Savaşa Beş Kala, Avrupa Solu'nun Ukrayna Tutumu Malum küresel güç merkezlerinin günümüzdeki en sıcak hesaplaşma sahası Ukrayna. Amerika liderliğindeki batılı ülkelerle Rusya arasında görülmemiş bir nüfus savaşına sahne olan sınır ülkesinde askeri ve lojistik yığına karşılıklı olarak devam ediyor. Egemenler arasındaki resleşme, tehdit ve suçlamalar devam ederken cephe gerisinde de büyük bir kafa karışıklığı söz konusu. Solda da durum çok farklı değil. Neler olup bittiğine dair büyük bir belirsizlik var. Anglo-Sakson dünya çoktan enformasyon savaşını başlatmış durumda. Ortalık Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair manipülasyondan geçilmiyor. Üstelik Kiev'den aksi yönde açıklamalar gelmesine rağmen. Güç merkezleri savaş tamtamlarını çalarken solun suskunluğu dikkat çekici. Neden 2000'lerin başlarındaki savaş karşıtı da mücadele dalgası yakalanamıyor? Amerika öncülüğündeki hür dünyanın Irak işgalinde olduğu gibi savaşa hayır sloganları geri göğü inletmiyor. Ukrayna krizinin grift yapısı Avrupa soluna da sirayet etmiş durumda. Sol, sosyalist çevrelerde yaşanan görüş ayrılığı daha önceki benzer krizlere oranla hayli fazla kıta Avrupa'sında solun tutumu farklılık arz ediyor. Tabi burada kastettiğimiz sol politik skalanın en sağındaki sosyal demokratlardan yeşillere, sol partilerden komünistlere kadar uzanan farklı renklerdeki sol renkler. Yeşiller ve sosyal demokratların tavrı ibretlik. Amerika'nın arkasına dizilerek Rusya'ya karşı ön saflarda yer alanların oranı bir hayli yüksek. Liberal, sağ, muhafazakar çevrelerle birlikte savaş borusunu çalmakta yarışıyorlar adeta. Görünen o ki günümüzün sosyal demokratları ikinci enternasyonelin tarihi hatasından hiç ders çıkarmamış. Kendi egemenlerinin ve de uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda mevzilenmeye devam ediyorlar. Alman solundaki tutum buna en çarpıcı örnek. 16 yıl sonra iktidarı Hristiyan Demokratlardan almayı başaran Sosyal Demokrat SPD ve koalisyon ortağı Yeşiller ihtiyatlı gibi davranıyor görünseler de Kremlin'in sıkıştırılması konusunda Londra-Washington ittifakı ile benzer noktadalar. Sosyal Demokratların Kiev'e silah satışını yasaklaması dışında somut bir adım yok. Yeşiller SPD'den de sert bir tavır içindeler. Buna karşılık sol parti tarafların herhangi bir askeri çözüm seçeneğine başvurmasından kaçınılmasını ve Amerika-İngiliz kışkırtmacılığına yenik düşülmemesini istiyor. Sol partinin eski başkanlarından Klaus Ernst, Ukrayna'ya Finlandiya gibi tarafsız bir statü verilmesi çağrısı yaparken, NATO, Avrupa Birliği, Amerika ve Rusya'nın stratejik çıkarlarının Ukrayna'yı ve de Avrupa'yı istikrarsızlaştırdığını belirtiyor. Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Fransa solunda da benzer bir tablo söz konusu. Yeşiller Partisi'nin başkanı Yannick Jadot ateşe benzinle gidenlerden. Kiev'e güçlü bir jest yapılması gerektiğini belirterek Macron'u bu ülkeye gitmediği için eleştiriyor. Fransa Komünist Partisi Genel Sekreteri Fabien Roussel Paris'in Romanya'ya asker gönderme hazırlığına karşı çıkarak silahsızlanma ve diyaloğun hayata geçirilmesini istiyor. Boyun eğmeyen Fransa hareketinin lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon ise daha net. Fransa NATO'dan çıkılmalı, Rusya ile diyalog kurulmalı, eski Sovyet ülkeleriyle yakınlaşılmalı görüşünde. Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise Rusya'ya karşı Ukrayna'nın güçlendirilmesi gerektiğini savunanlardan. İspanyol Sosyal Demokratlar da Alman fikirdaşları gibi Karadeniz'deki NATO misyonunu destekliyor. İspanyol savaş gemileri Galicia'daki limanından Karadeniz'e doğru yol alırken PSOE'li Başbakan Pedro Sanchez İngiliz-Amerikan oyunlarına teşne. Ancak koalisyon ortağı Podemos bu politikanın reddini savunuyor. Tam da bu nedenle koalisyonda ciddi bir Rusya krizi yaşanıyor. Madrid'de yaşanan anlaşmazlık ciddi bir koalisyon krizine dönüşmek üzere. Podemos ve diğer 7 sol parti ortak bir çağrı yaparak Madrid'in NATO misyonuna katılımını tamamen reddettiklerini dile getirdiler. Alman fazdan aktarırsak geçen yıl parti liderliğinden istifa eden Podemos'un kurucusu Pablo Iglesias, Avrupa Birliği'nin nükleer silahlara sahip bir ülkeyle Avrupa topraklarında askeri bir çatışmaya girilmesinin felaket olacağını söyledi. Savunma Bakanı'nın halka aptal muamelesi yaptığını kaydetti. İngiliz solunun büyük bölümü Amerika'nın kayıtsız koşulsuz destekçisi. Jeremy Corbyn'den İşçi Partisi liderliğini alarak partiyi sağa çeken Sir Keir Starmer, Ukrayna ile ilgili Boris Johnson'ın ve Muhafazakar Parti'nin tutumunu destekliyor. Rusya'nın üzerine gidilmesi gerektiğini kaydeden Starmer, Ukrayna'ya mutlak bir destek sunulmasını savunuyor. Britanya'daki sosyalistler ise savaş çanları çalan Amerika ve Britanya devletlerine karşı etkili bir muhalefet inşa edilmesini ve emperyalist sistemle savaşılmasını savunuyor. Sosyalist İşçi Partisi'nin yayın organı Socialist Worker'da 24 Ocak'ta yazan Thomas Tengeli Evans, Amerika ve Rus emperyalizmi arasındaki tehditkar mesele Ukrayna'yı savaşın eşiğine getirdi diye yazdı.